Uşnu Projesi, British Museum'un koleksiyonlarında yer alan eserleri daha yakından incelememiz için bulunmaz bir fırsattı. İnka objeleri tarihsel öneme sahiptir. Diplomatlar, gezginler tarafından getirilmişlerdir. Ve sosyal bilimlerin, arkeoloji ve antropolojinin gelişimini yansıtırlar. Her birinin üzerindeki ritüel aktiviteler ve arazide bulduklarımız arasında nasıl bağ kurduğumuzu anlatan çok özel bir hikayesi vardır. İnkalar, alanları kullanma şekilleri ve bazı yapıları bu alanlara yerleştirme becerileri ile etraflarındaki alanları kullanmada ustalaşmışlardı. İnkaların varlıklarını temsil edecek görünebilir bir simgeye ihtiyaçları vardı. Bu platform tam olarak da bu anlama geliyordu. Kazılarımız sonucu elde ettiğimiz bilgiler, Uşnu konseptinin sıvılar için düşünülmüş drenaj kanallarının bir platform şeklinde bir araya gelmesinden oluştuğunu gösteriyor. Platformun altında İnkaların atalarından kalma taşlar ve bu taşlara şarap dökmek için yapılan ziyaretlere dair kanıtlar bulduk. Bu buluş, bize bu platformların sadece imparatorluğun kontrolünü göstermek amacıyla yapılmadığını gösterdi. İnkalar bu platformları ziyaret edip buralarda ritüeller düzenliyorlardı. Böylece bunu anlamış olduk. British Museum'un İnka koleksiyonundaki en ilginç sanat eserlerinden biri, taştan yapılmış bir adak kabıdır. Ön kısımda güneşle alakalı bir ritüele katılan, toplumda ileri gelen İnkalılar resmedilmiş. Üzerlerinde bulunan güneşe hayranlıklarını ifade ediyorlar. Önlerinde ise hareket eden konik bir obje duruyor. Bu objenin güneşin atasını temsil ettiğini düşünüyoruz. Bunu bir Uşnu kazı alanında bulduk. Kabın üzerinde bir de kambur ve elinde şemsiye tutan bir figür var. Bu figürün İnka ve Kraliçesi Konya'ya gölge sağlamaya çalışan bir hizmetçi olduğunu düşünüyoruz. Birbirinden farklı ve özel projeler içme eylemi etrafında birleşiyor. Bu eylem Ant Dağları için son derece anlaşılabilir ve İnka ata figürleri olarak adlandırdığımız objeleri de muazzam bir şekilde bir araya getiriyor. İnsanların, çocukların, savaşçıların ve kadınların kurban edildiği çok büyük adaklarla özdeşleştirilmiş altından yapılma objeler var. Ve bu objeler aynı zamanda yerel toplulukların çıkış noktası olan dağlar ve göllerle ilgili çok ama çok önemli tanrılarla alakalı adaklarda da kullanılırdı. Edindiğimiz bilgiler bize bunu gösteriyor. British Museum'ın projenin sonuçlarına olan katkılarından biri taşınabilir bir sergi yaratmasıydı. 4 adet afişten oluşan taşınabilir sergi, temas halinde bulunduğumuz yerel topluluklara projeyi anlatabilmek ve projenin elde ettiği bilgileri yerel topluluklara aktarmak için kullanıldı. Amacımız buydu.